böyle güzel bir vesileyle bu ilçeye, bu şehre değer katacak yeni bir yatırımın resmi açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten, bu coşkuyu, heyecanı sizlerle yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, muhabbetle ben de selamlıyorum. Bugün anlamlı bir gün vesilesiyle böyle güzel bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Ramazan bayramımızın son günündeyiz. Ama aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da aynı coşkuyla kutluyoruz. Burası Yıldırım Beyazıt'ın külliyesinin bir parçasıydı. Tarihte burada alimler, devrin bilim insanları dünyanın geleceğini etki edecek bilimsel çalışmalar, ilmi faaliyetler yürütüyorlardı. İşte o medresenin bir parçasını bugün aslına uygun bir şekilde Yıldırım Belediye'miz, valiliğimizin de katkılarıyla restore etti ve aslına uygun bir şekilde inşallah burası bundan sonra faaliyet göstermeye devam edecek. Bursa bir medeniyet kenti ve medeniyet değerleriyle, mimari eserleriyle Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. İşte böyle bir mekanı geçmişle geleceği buluşturacak şekilde restore eden, birazdan bahsedeceğim, içerisindeki faaliyetlerle geleceği hedefleyen bir hale getiren belediye başkanımıza ben en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun bir şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri, donanımı kazandırmak için de gerek merkezi hükümetimizle, gerek belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bilim merkezleri açıyoruz. Deneyap teknoloji atölyeleri açıyoruz. Bilim fuarları düzenliyoruz. Ve işte Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi evlatlarımızın burada geleceğin teknolojilerini öğrendikleri, robotikten kodlamaya, malzemeden tasarıma kadar farklı bilgilerle kendilerini yetiştirdikleri bilim merkezlerini açıyoruz. Biz şunun farkındayız. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Onun için aziz milletimizin, aziz ailelerinin en değerli varlıkları olan evlatlarımıza yatırım yapmak, onları yetiştirmek bizim birinci önceliğimiz. Buraya gelen, buraya devam eden genç kardeşlerimiz, burada adeta astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler giymiş yavrularımız, burada elde edecekleri bilgilerle, burada elde edecekleri tecrübelerle dünyaya meydan okuyacaklar. Geleceğin aziz sancarları olacaklar. Geleceğin Selçuk bayraktarları olacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bugün nasıl Bursalı TOG'la gurur duyuyorsak, emin olun sizin buradaki evlatlarınız, bizim aziz yavrularımız Türkiye'nin elektrikli otomobilini değil, hidrojenle çalışan otomobilini yapacaklar. Çünkü bizim gençlerimizde bu potansiyel var. Bizim insanımızda bu kabiliyet var. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza hizmet etmenin sevdasında olalım. Ondan sonra başaramayacağımız evelallah hiçbir şey olmaz. Dedim ki ya arkadaşlar, zaten sokakta giderken herkes TOG diyor. İçinde bakan var mı yok mu kimse dikkat etmiyor. Şimdi arabayı buraya çıkardığımızda bütün ilgi arabaya gider. Kameralar arabayı çeker. Bizi görmezden gelmesinler. Dediler ki sizi de görmezden gelmezler. Sizin bu şehre yapmak istediklerinizin Bursalılar farkında. Bugüne kadar hangi hizmetleri kazandırdıysanız bundan sonra da inşallah birlik beraberlik içerisinde
neler yapacağınızı onlar biliyorlar. Onun için endişe etmeyin dediler. Ben gene de biraz kıskanmıyor değilim. Bursa'yı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın örnek şehirlerinden bir tanesi yapacağız. Avrupa'da üretimde neresi güçlü dediklerinde, tarımda neresi güçlü dediklerinde, turizmde neresi güçlü dediklerinde Avrupalının aklına Bursa gelecek. Biz onun için çalışmaya devam edeceğiz. Biz zaten 21 yıldır bunun derdindeyiz. Geçen hafta Bursa'da Teknofest kapsamında savaşan İHA yarışmaları düzenlendi. Bu hafta inşallah insansız hava araçları yarışmaları yine Bursa'da düzenlenecek. Ben buradan genç kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Mutlaka annenizin babanızın koluna yapışın. Anne baba beni İHA yarışmalarına götür. Orada abilerim, ablalarım neler yapıyor? Ben bunu görmek istiyorum diyeyim. Tamam mı? Mutlaka annenizi babanızı sıkıştırın. Siz gelecekte neler başaracaksınız? Onun örneklerini Bursa'da İHA yarışmalarında görün. Ama bir hatırlatmayı da ben buradan yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Teknofest Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali. 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Teknofest'i İstanbul'da düzenliyoruz. Türkiye'nin teknoloji harikalarını ve Türkiye'nin gençlerinin yaptıkları başarıları biz orada sergileyeceğiz. Biz tüm Türkiye'yi 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'a bekliyoruz. Teknofest'e bekliyoruz. Tüm Türkiye oraya gelsin. Vatandaşlarımız 7'den 77'ye aziz milletimiz oraya gelsinler. Bu coşkuyu bizlerle beraber yaşasınlar istiyoruz. Bu hatırlatmayı da bu kürsüden yapmış olalım. Değerli misafirler, sözü uzattığımın farkındayım. Bu vizyoner proje Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Bursa'mıza, tüm Türkiye'ye tekrar hayırlı uğurlu olsun diyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Buradan çıkacak evlatlarımız inşallah geleceğin Selçuk bayraktarları olsun diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Yıldırım'ımıza, Bursa'mıza, kent insanımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyor.